Selamun Aleyküm. Geceniz mübarek olsun. Adım hoş geldin ya. Ne haber? Allah razı olsun. Hop tut. <laughs> Erken mi indim? Yok. Tamam. tamam. Güzel. Zaten bugün bugün değişik bir şey tanık olacaksınız şahit olacaksınız. Az billahi mine bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil erde ba'de mevtiha. Mevtiha inne zalike la muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la neum. Evet, Haşir. Ee, hayat basından okuyacağım. Lemalar 333. Bunu yapmadan önce size bir mukademe yapmak istiyor. Çalıştım. Ee, ondan önce de mukademeden önce de bir e, bir şey şahit yap olmanızı vesile olacağım inşallah. Kendimde denediğim bir şey, kendimdeki kazanımı size de vermek istiyorum. 10 saniyenizi alacak. Şu bedeniyle buralıyken insan ruhuyla oralı ama kendisi hiçbir yerli değil. Bir daha bedeniyle buralı, ruhuyla oralı ama kendisi buna aşkın. Daha arkada ahiretten daha ötelerde. Çünkü ahiret insanı hizmet eden yerdir. Hizmet alan insandır. Şimdi ben bir şey size denemek istiyorum. 10 saniyenizi ancak kalır. Şimdi elini bir yere değme. Önüne, önüne bak bir boşta. Ben e, deneme 10 saniye alacak ama konuşuyorum. Önüne bak. E, bir boşta böyle önüne bak. Başta bak şimdi. Ne görüyorsun, ne hissediyorsun? Önüne bakıyorsun, elini hiçbir yere değme. Bak boşluğa baktın. Hiçbir şey yok. Eğer vücudun ağrı yoksa. Bak hiçbir fikir yok orada. Hiçbir his yok orada. Duygu da yok, latife de yok. Dert, keder de yok. Hiçbir şey yok. Bak görüyor musun orayı? Heh. O On, o gibi değilsin bile. Sen arkadasın. Şimdi bakın bana. Neydi, neyi deneme yaptım? İnsan bedeniyle burada bedenden çıktınız. Bak. He, bedenden çıktın. Şimdi deneme devam ediyor. Elini şimdi bir yere sür. Sürdüğün yer bir isim koydun. Gözünü kapatsam. Bunu sürsen. Kalem. Masa. Kitap. Hiç hayatında elini değmediğin bir şey olsa bilmiyorum diyeceksin. Demek ki bilmeler önceden kayıtladığımız şeylerin kıyasıyla veya kendisiyle oluyor. Şimdi ben başka bir bakış yaptıracağım haşir. Şimdi bir daha Rica ediyorum. 10 saniye şöyle bir boşluğa bakar mısın? Tamam. Hiçbir şey yok, değil mi? Elini gene gözün orada olsun. Elini bir yere dokunur musun? Ko koltuğa vesaire. Evet. Şimdi kendini var hissettin dokunduğun için. Şimdi kafayı kaldır. Kendini var hissettin. Ne demek? Şimdi bizim bir algı var. Yani bakış var farklı olduğunu göstereceğim. Biz buradan bakınca kalemdir diyoruz. Oysa kalemi burada söylüyoruz. Ben buraya temas edince onu görmüyorum. O bana varlığımı hissetti. Buraya elimi sürünce ben onu değil, o beni boşluktayken bana var olduğumu gösterdi, hissetti. Buradan bakınca masadır, oradan bakınca ha elim var. Elimin var olduğunu anladım. Buna bir ikinci bir misal. Boşluktu, ses yok. Kulağın var mı? Hayır. Şu ezanla var olduğunu anladın. Ezanı anlamadın. Ezanla kulağın var olduğunu anladın. Ama biz doğuştan beri böyle öğretildik, böyle eğitildik. buradan budur dedik. Oysa oradan ben buyum. Hep bunu ezberledik. Kalemdir dedik. Dokununca kalemdir dedik. Ama hiç gözümü bağla. Bir şey hiç görmediğim bir şey. Mesela şunu görmemiş kabul et. Hep bunu görmüşüm. Kalem. Masa. Kitap. E peki bu nedir? Hiç görmemişim. Bilmiyor. Çünkü burada yok. Fakat a böyle oluyormuş. Tuttum. Şimdi bu nedir? Bardak canım. <laughs> Bardak bizzat zatıyla bilinseydi, gözüm kapalı ile bilecektim. Daha önce görmesem bile. Demek ki biz buna alıştık, öğretildik. Oraya kodlandı, ha bu bardakmış. Yani şunla şunu demek istiyorum. Buradan baktığımız zaman farklı, oradan baktığımız zaman farklı... Bu kalemi tuttuğum zaman kalem var demek demenin değişik bir tarzı kalemle kendimi var hissettim. Çünkü boşluktayken hiçbir şey hissetmedim. Bak hiç. Ama elimi sürünce dedim ya ağrısı olan bu deneyi yapayamaz. Çünkü ağrıyla var oluyor. Ağrı. Ama temas ettiğin zaman pek boşlukta olmaz. Boşluk olacak dokunma duygun olmayacak. Şimdi nasıl ben bununla var olduğumu hissettim? Ha o soğuk. O, o, sıcak. ben hissettim. Bana yaptığı tesir. Ha, onun için buradan baktığın zaman kabire adam gitti. Ötelerdekiler ne diyor? Adam geldi. Giden için boyut değiştiriyor. Bakan, bakıldığı yere göre değişiyor. Vefat eden için buradan bakıyoruz biz adam gitti ataman oradakiler ne diyor geldi giden için ne, giden ne diyor ne gitti ne geldi boyut değiştirdi hiçbir şey olmadı eski müşavasını terk etti çünkü ruh ölmez peki bununla ben ne hissettirmeye çalıştım hadiseler hastalıklar musibetler dertler yoktur algı var ona onu inanmak vardır ona. Uyuşturulmuş bir beden, narkoz olmuş. Ağrı nerede peki? Hani ağrı vardı. Hissetmeyince yoktur o. Mesela gelecek kaygısı var. Delide niye yok? Biz inandırılmışız. Bu kalemdir demişiz. Ama başka desin. Calem desedi calem olacaktı. Dokunduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz şeylerle biz kendimizi var hissediyoruz. Var ediyoruz. Var ediyoruz. İşte bela ve musibet, hastalık da aslında yoktur. A ayrı bir esmanın tecellisini farkında bununla bunu kıyas ederek diyoruz. Mesela diyorlar ki, ondan sonra başlayacağım. Diyorlar ki şu şeyi yaparsa mutlu olursun. Bunun altında şu var, sen mutsuzsun. Ona in inandırılıyorsun. Şu beş tane şey yaparsanız mutlu olursun. Bu ne demek bu? Mutlu olabilmem için mutsuzum. İnandırılıyor. Oysa hiç kimse mutsuz değil. E pek ortada insan var. Farkındalığı yok. Allah'ın üzerindeki nimet yok. Ben bir tane nimetten bahsedeyim. Ondan sonra geçiyorum. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. İşte sabah kılmayanlar için bak ne demektir şimdi. Sabah namazın farzı değil. Sünneti diyor güneşin dünyaya vurduğu değil. 360 derece her tarafa, samanyolu galaksisine nereye vursa, her vurduğu yerden hepsi senin olsa mekan, madde, altın, güneşin vurduğu her yere göre senin sabah namazı sünnetine bile gelmez. Nimet itibariyle. Ondan sizin için daha haylıdır diyor. Sabah namazını kıldın mı abi bu sabah? Kıldın. Bak böyle bir nimet var. Farkında mısın? Peki bu kadar sonsuz bir nimetin karşısında ne koyduğunda moralini bozuyorsun? Nedir ki? Uçağa bindin mi? Bindin. Çektim geçenlerde. Koca şehir bu kadar. Gözükmüyor bile. Diyorlar ki abi video, videoda gözükmüyor bile. Şehir. İn aşağıya. İn 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 şehir. İn aşağıya mahalle. İn aşağıya evin çatısı. İn aşağıya sen İn aşağıya duygu ve düşünce. Oho! Hiç yok. Çık yukarıya. Uzaklaştıkça hiçbir şey. Yok. Fikren, hissen, tefekkürlen olayın arkasına geçince değil o düşünceler, değil o bina, değil o mahalle, değil o şehir, değil Türkiye, dünya bile misket gibi. Geçiyorsun arkaya. Cismiyle buralıyız, ruhuyla oralıyız ama hakikat itibariyle biz mevcudatın arkasındayız. İnsani berzahtırlar diyor. Böyle insan berzahtır. Nerede yazar? Şualar 121. Tamam. <laughs> Demek ki bu kalemdir. Bana yaptığı tesirle. Ölümde, hayatta, hastalıkta sana baktığı vecile, sen ona onamı taktın. Onamı öyle taktın. Kaç tane de okuyayım ondan sonra. Eskiden şey demiştiniz Yasar abi birisi aradı çok kötüyüm. Ne oldu sabah namazını mı kaçırdın yoksa he ya vallahi aynen yalan söylemiyor. Çok... Abi çok kötüyüm abi iyi değilim ya. Abi çok kötüyüm şey gelmiş sen aynı böyle. Dur dur abi çok kötüyüm sabah namazını mı kaçırdın dedim. Vallahi inanarak söyledim. Ee, e, sabah namazını? Abi, yok abi yok. Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim sabah namazını kaçırmış. Ama böyle yaptı ha. Yok dedi ama kılmadığın belli. Yani ben ölüyorum. Ben gidiyorum. Sen bana sabah namazını söylüyorsun. Allah iyiliğini versin. Kainat ondan büyük hakikat var mı? Yani onu mu kaçırdın? İnanarak söyledim vallahi. Keşke ölseydin sabah namazını kaçırmaktansa. Keşke o solumluluk almadan, o sabah namazı olmadan önce ölseydin de farz olmasaydı sana. Ahmet ne yaptı biliyor musun? Durdu. Öyle mi ya dedi. Ağlama bitti. Allah Resulü diyor ki, güneşin vurduğu her şeyden sizin için daha hayırlıdır. Sünnet. Farz, farzı kıyas edilemez. Farzın karşısı Allah'tır. Allah ve ik sen şahit ol ki bir daha mümkün. Hani lan ağrım vardı? farkındalığını arttırdı. Hastalık değilmiş. Esas hastalık namaz kılmamakmış. Ne oldu? İşte Kur'an hep nispet ediyor, kıyas ediyor nimeti. Farkında mısınız? Farkında mısınız? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Ne kadar da az şükrediyorsunuz? Şükür bir yoldur abiler. Şükür yoldur. Oraya doğmaktır. Yolla doğmaktır. Azayla aleyhisselam ruha eşlik ediyor. E çıkacak ruh. Nereye gidecek? Azayla aleyhisselam mı? yol açıyor. Buyurun. Buyurun efendim diyor. Ne, ne çıktı? Ruh. Nereye gideceğim? Yolu bilmez, yoldan bilmez. Rehber yok. Buyurun diyor. Yol açıyor Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam yol açmaktır ya. Yol açıyor. Ruh öldüren kim? Doktor kim öldürüyor? Günahlar öldürüyor. Ruh öldüren Azrail değil ki. Yol açıyor. Demek ki bu kalem, bu bardak bana nasıl tesir ediyorsa, nasıl yorumluyorsak öyleyiz. Ya adam tam ölü, ölmek üzereyken sultanım demiş. Rabbe kavuşma vaktidir Hasancan, Abe Keçeli. Biz kimle beraberdik ki kavuşacaktık? Kavuşmak uzaklık gösteriyor. Biz onunla uzak mıydık ki kavuşacaktık? Adama bak sanki ölüyor. O da teselli veriyor sanki. Bir tane başımdan geçen hadiseyi söylüyorum. Ceylan abinin e, kayınpederi galiba. E, Karadeniz'e ilk risaleleri götürenlerden. İsmail dayı Koksovat'ta e, kanser vefat etmeye e, yakın 10 gün önce ziyaret ettik. Allah rahmet etsin o da. Cavit dayı da vefat etti. Kayıkçı Ömer hocanın babası. İkimiz ziyaret ettik. Ee, İsmail dayı yaştı. Tabii. O Rüştü abilere nurları getiren zatlar. Ziyaret ettik yaştı. Sanki ben ölüyorum. O bana tesir veriyor. İsmail dayı dedim. Nasılsın dedim. Özür dilerim affınıza sığınırım. Bir damla pis sudan olan vücuttan bu kadar olur dedi. Evladım dedim. Başka bir şey beklemiyordum ki kendimi kötü hissedeyim. Beklediğim bu kadardı zaten. Beklentin neydi ki? Hayattan, servetten, dünyadan ne bekliyordun ki? Ya. Şimdi okuyorum. Orasız aslında bir sürü notlar vardı. Hiçbirisini okumuyor. Haşir hakkında. Ve her zaman olursa zamanınızı almamak için okur. Notlar ama acayip şeyler mesela. Haşire evelle bakarsan evel isim, çekirdekten, ahirle bakarsan meyveden, zahirle bakarsan ağaca, batınla bakarsan farklı. Şimdi biz zahirdeyiz. Ahiret ne be? Ahiret demek ahir, sonra demektir. Evvel sonra. Biz zamanı ve hayatı bilmiyoruz da ondan şaşırıyoruz. Zamanım yok. Z falan zamanda geleceğim. Zaman mekana, e, madde tesiri azimdir diyor. Değil mi? Abiler. Öyle değil mi? Zaman. Zaman kullanıyoruz. Zamanım yok. Falan saati geleceğim. Zamanın yaşı var mı? Yok. Gecesi, gündüzü var mı? Yer çekimi var mı? D ölmesi, dirilmesi var mı? Peki yaşı var mı? Başlangıcı var mı? Yaratanı var mı zamanı? Yok. Onun onun ustası, onun sahibini Allah için soruyoruz. Allah nerede? Başı ne vardı? Zamanın başında ne vardı? Zaman kullanmıyor muyuz? Ha, onu ruh kullanıyor işte. Ruh nerede? Düşün. Zamanın da arkasında. Bak zaman eşyayı tesir ediyor, değiştiriyor, eviriyor, çeviriyor. Ağaçlar büyüyor, ölüyorlar, diriliyorlar. Zaman. Onun arkasında ruh. Diyor ki 333 sözde şey lemalar. Ölüm baktığın gibidir. Buradan bakarsan mezara gitti. Dedelerim var ya babaannelerimiz ötelerdekiler. Onlar da diyor ki Yozgatlı abi adın neydi abim? Abdülmelik. Abdülmelik abi. Oradaki dedelerin ciddi ne diyor gidene? Geldi. Buradan sen ne diyorsun? Gitti. Giden için ne oldu? Boyut değiştirdi. Ne gitti ne geldi. Eee yani şu anda radyo, televizyon dalgaları var. Dalgayı değiştirdin. Aa başka şey çaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne kadar saymıyoruz. Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki hayat. Hayat anlamıyoruz ki ahireti anlayalım. Hayat ve zaman. imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Hayat. Altı tane iman esasını ispat ediyor. Hayatı biz canlılık anlıyoruz. 6 tane iman esasını ispat ediyor. Hayat canlılık da var ama hayat canlılık değil. Şu tahta da hayattan yaratılmıştır. Hayattan. 6 tane iman esasını ispat ediyor. Evet madem bu kainatın en mühim neticesi kainatın sonu yani ağacı meyvesi başı mayesi yani varlığı mayalayan bir tencere sütü bir kaşık maya ile değiştiren, varlığı anlamlandıran hayat, hikmeti hilkati hayattır. Yani bu kainatın yaratılmasında doğmalar, ölmeler, yaşlanmalar, kadın, erkek, namaz, niyaz ve hayatın içerisindeki nihayetsiz meratibe mazhar olmaktır. Ee, Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Bu birinci şeyim. Gadabını aşmış. O zaman gadab muayyendir. Rahmet aşmış. İki. Hay sıfatı var. Meft esması var. Meft diye sıfat var mı? Yok. Subutu sıfat. ilim, irade, sen, basar, hayat, kudret ya. Kelam. Hayat var. Met var mı? Zatı sıfatta da meft yok. Demek ki hayat mefti kuşatmıştır. Peki meft ne işe yarıyor? <laughs> Bu makamda hayatın içerik, hayatın nihayetsiz hakikat mertebelerini anlamlandırmak içindir mertebelendirmek içindir. Mevt. Hayatın içerisindeki nihayetsiz mertebesini anlamlandırmak içindir. Bu manada tabii sıfı değil. O zaman hayat nedir? Kainatın sonu, neticesi yani hulasası. Kainatın başı mayası yani değiştiren onu. Çekirdek ağaç oldu. Suretidir. Hayat böyle garip bir şey ve onu biz kullanıyoruz. Hayat önde değil, arkada değil, başta değil, sonda değil. Mesela odundaki nur başında mıdır, sonunda mıdır, içinde midir, dışında mıdır? Hayır, donmuş halidir. Buzda su başta mıdır, sonda mıdır, üstte midir, altta mıdır? Hayır. Buz suyun donmuş halidir. Ha, peki hayat nedir? Bu kainat hayatın donmuş halidir. Allah hayattan yapmış, ilimle programlamış kudretle halk etmiş, irade ile tercih etmiş, hayatla taşları yaratmış. Hayat. Hayat nedir? Şu mevcudatın, şu mevcudat hayattan donmuş halidir. Biz latifleştiriyoruz yaşayarak. Elbette o hakikat aliye, haka, hayat, hayatın hakikatını anlayanlar, hayatını israf etmeyenler, hayatı aliye, bak hakikat aliye, hayatın hakikatı doktor, haya hakikat aliye hayatı anlamlandırmak, fark etmek, fark. Bir an huf, 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 nefes alıp vermek ne demektir? Ya, bu en az suret ya, bu sureti. Hayatın suretidir bu. Hayatın sureti bedendir. Hayatın eveli ruhlar alemidir. Hayatın ahiri darül ahirettir. Hayatın batınısı ise İsmail ailelerdir. Peki kimiz? Biz bunları kullanıyoruz. Biz bu, bu da değiliz. Benim hayatım, benim gömleğim diyen gibidir. Benim gömleğim, ben miyim? Bana ait. Benim hayatım. Benim ruhum, benim aklım diyen işte o. Onu fark edeceğiz. tabi lay olacağız. Allah bizim hastalıklara, musibetlerimize böyle şey değil ya. Ve ma rabbuke bi zalamin lil abid. Rabbin kulları üzerine zalim değildir. Yani Allah haşa hastalıkla musibet de böyle şey Senin şeyinden zevk tobe almıyor. Yani dedim ya kalemle ayrı tesir alıyorsun. Bunun ayrı değil. hastalıkla Hastalık hayatın başka bir hakikatını hissediyorsun. Yani araba sürerek başka bir şey. Hastalıkla başka bir şey. Sihatla başka bir şey. Uçak korkusuyla uçakta hayatın başka bir şeysini. Uçan piste indiğin zaman başka bir şeyini. Hep bu farkındalığımızı arttırmak için bu farklılıklar, hastalıklar, sihatlar, ölümler, dirilmeler, fakir, zengin, kadın, erkek. Farkındalığımızı arttırmak için. Fark. Ya farkındalığımız. Bak diyecek bu hakikat haliye bu fani yani insana verilen bu hayat fani, kısacık, noksan, elemli hayat-ı dünyeviyeye münasır değildir. Hayat buraya bakmıyor ki sen. Eğer ahiret olmasa bu hayatın anlamı nedir? Bana söyler misin? Yani? Nedir ki? Sonuç istersen padişah ol. Eğer bu hayattan sonra sonuç sıfırsa olmuşsun ne olmuş ki? Belki de en fazla azap sen çekeceksin olduğun için. Eğer bu hayattan sonra ahiret yoksa dünya nedir ki? Nedir ki? Hakikaten bir şey var mı ya? Mesela büyük bir sayı. Çok korkunç bir sayı. Şey. Çarpı sıfır. Olsa olacak ne olacak ki büyük sayı ne olacak? Ha sıfırla çaptım. Ha 12 tane basamaklı sayı ile çaptım sıfırı. Sonuç aynı. Eğer ahiret varsa olmaz. Haramdır, ayıptır, günahtır ya. Vefa var ya. Olmaz ya. Olur mu? Yapmamam lazım. Böyle düşünmemem lazım. Tahammül gücünü iman-ı bil-ahiret veriyor hadiselere. Ölüme, hastalıklara, yanlışlıklara, sıkıntılara. Ahiret var ya, hayatı anlamlandıran iman-ı bil-ahirettir. Ee, ta, tahammül gücü veren iman-ı billah'tır. Evinimizdeki sıkıntı, bedensel rahatsızlıklar, yani can darlıklarının... Aha, sana psikoloji işte. Ne yapalım abi? i̇man bil-ahiret inkişaf ederse tahammül gücü hayatı anlamlandırır. Paket halinde değil bu budur, bu da budur. Bu bunun içindir, bu da bunun içindir. Sabır neydi? Allah canibinden kudretin azameti altından yorumlamaktır. Böyle sabrettim, yutkunmak değil. Allah canibinden hadiselere bakmaktır. Sabır aynı zamanda ahirete ruhun yol açılmasıdır. Orayı ile burayı anlamlandırmaktır. Tahammül gücü tahammül gücü nasıl geliyor? Allah'a imanla. Olayları yorumlamak, farkındalığı imanı bilahiretle. Bu budur. Olmaz ayıptır ya. Bu günahtır Olmaz. Olur mu ya tamam ya bu böyle şey değil. Bu böyledir. Bu da budur. Bu, bu bu meftadır. Bu doğdu çocuk. Tamam. Çocuk mesela doğduğu zaman ağlar. Niçin ağlar? Giderken Allah için bizi. Bunu büyük alim demiş. Doğarken ağlatmak içindir. Onun için ağlıyor ama biz gülüyoruz. Giderken biz ağlıyoruz o gülüyor. Acayip bir döngü ya. Yani. Hayat sırlarla dolu. İyi misin? Tamam. İyi ki ahiret var. İyi ki ölüm var. Seçime yakın bir gün böyle particiler gelmişti. Soktamayla denk gelmişti. Geliyor geliyor. Zannetti ki benim parti değil. Kabir geliyor elhamdülillah. İyi ki ölüyoruz. Tersini düşün. Ölüm yok. Ne olurdu? Söylüyor değil mi? Ne kadar hayat azap olurdu. Hayatın anlamı mı olurdu? Yani bu olmaz ayıptır. Şeydir. Yaş olmaz şey olmaz. Ya Allah Allah. Tuhaf ya. Allah ne yapıyorsa doğru yapıyor. Güzel yapıyor. İlk önce alışmadım ama sonra alışıyorum. Böyle bir şeyler yapıyor Cenab-ı Hak hayatımıza icraat. Ya kendine vücut rengini vermeye ya, onu yapmak istedim. Boşluk vardı ya. Var mısın? Bak hele. Nerede varsın hani? Hani vardın? Hani bir sürü şeylerin vardı kariyerin, paran, işin, aşın, işin, işin. Hani nerede? Bak boşluğa bak bakayım. Ha ettim. Aa ben varmışım. Kalem varlığımı hissetti. Oy, onun için var bunlar. Ölümler, hastalıklar bana kendimi hissettirme, farklı hissettirmek için varlar. Ben onu hissetmek için değil, beni anlamlandırmak için değil. Onun için ve alleme esma külle Adem'e isimleri öğrettik. Yani o isimler eşya ile tanımlansın onu. Eşya ile onu o isimleri uyandırsın Adem. Tamam anlamadım ya ne konuşuyorsun sen Hasan. Tamam abiler. Belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan Şeceri hayatın gayesi, neticesi yani bu hayat şeceresi Mesela şöyle düşün abiler. Su dondu, buz. Biraz da donsa, asırlık geçse yani birkaç sene geçse, buz ne olur? Kurtlanır. Kurt canlı, bak gidiyor. Kart kurduğunu biliyor musunuz, duydunuz değil mi? Kurta desen ki bak öyle kibirlenme, hava atma gidiyorum diye. Aslında sudur. Ne suyu ya? Buza, şey, kurda bak, buza bak, suya bak, kaş iki oya bak. <laughs> Biz kurtuz be kardeşim. Kurduz, kurt. Kar kurduyuz. Kar kurtunun rengini biliyor musun doktor? Hiç görmedin değil mi? Beyazdır. Beyaz. Bir bardak suya koyarsan saniyesinde buz gibi yapar suyu. Kar kur kurtlanır. Allah Allah. Buz şey yapar ya adam öldürür. Adam dirildi ya. Başka bir şey söyleyeyim şaşıracaksınız. Et yersek canlanırız değil mi? Hayata şey sebep, sebep. Çöpe at. Bir hafta sonra git. Aa, bu kurtlar nereden çıktı ya? O çıkan kurtlar, parazitler, canlılar kurdun neresindeydi? Şey etin. O kurtlanan etten çıkan kurtlar etin neresinde idiyse ahirette dünyanın orasındadır. Hayat bak nasıl gizli orada. Hayatın mertebesine bak. Kurdun ne şey etin eti neresinde o kurt? Nasıl çıktı? perdesi kalktı da. Ha, demek ki et kurdun üzerine tenteneli perdeymiş. Vay kurtla bak ya. Kurt var ya et kurtlanıyor. Neredeydi lan bu? Buradaydı zaten. E niye görmüyorduk? Örtülmüştü. Şartlarını buldu. Aa ben varım dedi. Dünya da aynı et gibi. O canlıların üstünü örtülmüş tenteneli perdedir der usta. Dünya alemi gaybın üzerine tenteneli perdedir. Veli üzerindeki örtü kalkacak. Et, et kalkacak. Ayet. Ah, o oh, bir sürü kurtlar çıkacak. Duygular, düşünceler, vehimler, hayaller, itikatler, vesveseler, imanlar, şefkat, merhametler. Bir sürü oh, bunlar hepsi canlıymış. Üzerimdeki et kalkacak. Çöplükteki et kalkınca kurtlar çıktı, haşeratlar çıktı, parazitler çıktı. E kurt şey et çürüdü. Kurt çıktı. Kurt da ölse ne olur? Parazitler olur. Parazitler de ölse ne olur? Mikro bir şey şeyli olur. Mikro bir şeyli canlılar değil mi? Doktor ondan sonra sana ait. Ne, ne, ne oluyorsa. ne, <laughs> neler çıkıyor? Dibi yok yani. Şurada bitti. Mikroskopla böyle ne kadar altı bin defa büyütmüşler Japonlar da. Ne kadar acayip canlısını gördüm. Daha peki o kadar. Bir milyon defa büyütsen daha acayip bir şey çıkacak. Dibi yok kardeşim. Kum saati gibi. Dünya maddede inceleşiyor, metafiziğe geçiyorsun. Kuantum fiziğinde bir bakıyorsun fizikten daha acayip. Ya dünya dünya değil ya. Burası burası değil abiler. Dostluğumuzu koruyalım. Birbirimizin kıymetini bilelim. E birbirimize çabucak ucuza satmayalım. Kusurlarımızdan dolayı kenara insanları atmayalım. Dost bulunmuyor. Çok masrafla elde ediliyor. Seninle dost olmam için benim kaç sene vermişim sana. Ben hemen satma ben de satmam. Satacak diye bir lüksüm yok. Seni sat, onu sat, ben yalnızlaştım. Onu sattığımı zannediyorum. Kendim yalnızlaştım. Onu sattım, bu tarafa geldim. Bunu sattım, bu tarafa geldim. Bunu sattım, bu tarafa geldim. Oldum yalnız. Odada cep telefonuna hapsolan genç gibi. Her şeyi seyrettiğini zannediyor. Her şeyden soyutlanmış demektir. O kutunun içine sokuldun demektir. Şeceri hayatın gayesi, neticesi ve o şecerinin azametine layık mevesi hayat ebediyedir. Hayat uhreviyedir esasa hmm. inne darul ahirete heyvan esas hayat orası 29. söz değil mi? bir, o ders olsa esas hayat o bak et demişti ki ben varım etten önce ne vardı? sığır vardı Mo. sonra bir attı ki çöp attık sinekler uçuşuyor mo gitti başka mo geldi mo ne oldu Mo gitti. Sonra o et çürüdü, kurt geldi. Kurt da gitti, başka parazit geldi. Dibi yok kardeşim. Hasan, Hüseyin olsam ne olur? Bu beden gitti, ruhu geldi. Ahirette de ruh değil. Ruhu şeyde, cennette. Enes'i de muhatab ilahi. Çok güzel ya. İyi bir serüvendeyiz. Allah'a itimat et, korkma. Allah bizi bizden daha çok seviyor. Allah bizden bize daha yakın. Senin imansız olmaktan ne kadar korkuyorsun? İmansız olmaktan Allah senden daha fazla korkuyor. Tövbe etmek seni ne kadar mutlu ediyor? Allah daha fazla mutlu olduğunu peygamber söylüyor. Deve misaliyle. Hatırladınız değil mi? Bir te de Tövbe eden bir adamın deve misalini veriyor Allah Resulü. Bak Allah ne kadar seviniyor. Ben olsam affetmem. Cenab-ı Hak seviniyor. Tövbe etti diye. Ne bir şey ya. Allah hakikaten bizim anladığımız gibi değil ha. Çok güzel bir şeydir, çok tatlıdır. Böyle sevilen bir şeydir, hoş bir şeydir. Hayatı ebediyedir esas, hayat uhreviyedir. Orası nedir? Taşıyla, ile, ağacıyla, ile, toprağıyla ile hayatlar olan Daru Saadet'teki hayattır. Oranın taşı da, ağacı da şöyle yapsan gelir. Ne yapıyorsun falan. Hoş geldin Hasan. Ne yapıyorsun ya? Ben içimden bir şey geçiriyorum. Tak diye oluyor. Bir anda her yerde oluyorum. Ondan sonra bu bedeni daha kullanmıyorum. Bu bedeni daha kullanmıyorum. Ama kullanmak istiyorum ya. Yani bir sürü hizmetler ettik doktor değil mi? Ee, enfusi kamplara gittik. Vallahi dünya nasıl diyor. He ya. Bir gidelim. Ay de pikniğe gideceğiz. Herkes. Ben geldiğim köyde ben orman vardı. Benden sonra ormanı kestiler çay yaptılar. Ben öyle köyüm yoktu ki. Herkese uygun bir dünya olacak. Gezeceğiz de o. yani. Bu, vay be. Buraya geldik bak burada namaz kılmıştık burada dersler yapmıştık. Olan şuraya var ya şu dükkanda ya. Doktor. Şu şurada bir hasta gelmişti. Ondan dolayı namazı kılmamıştım ya. O tey olan şey. O da var ha. O da var. Çok güzel bir şey olacak gibi ya. O kadar hoş. Bunu hatırlayacağız. <laughs> bir tane çaledeki çocuk dedi ki 7-8 yaşında. Baba sana dedi ki abi. Baba bu oradan mı geldi? Niye oğlum demiş. Yaşamış gibi anlatıyor diyor. O demişti. Her şey Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Malikel mülk. Böyle ders yaptık. Sonra pikniğe gittik. Pikniğe gidince de o dalları gösterdim işte o piknik bizim tepede. Bak karşıdan karşıya benim. Şuradan şuraya da bir benim şu tarla. E şimdi sabah aşağıda ders yapmıştık her şey Allah'ın. Geldi bana dedi ki hoca sen Allah'ın ortağı mısın? Çünkü sen aşağıda dedin ki şey Allah'ın. Şimdi dedin ki o tarlalar benim. Bak diyor ki taşı ile ahiret, ağacı ile toprağı ile hayatlar. Canlı, ruhlu ve şuurlu. Cehennem de öyle. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Kimin hangisine ne kadar azap verilecekse biliyor. Cennet de canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime hangi keyfi vereceğini biliyor. Dar saadettir. Esas hayat orası. Arabalar mı hastasın delikanlı. Arabaların her çeşidi orada. Eşe mi hastasın? Eşin her çeşidi orada. Çikolatalara mı düşkünsün? Yavrum sen çocuk. Çikolataların en kralı orada. Ne istiyorsanız. O bir şey değil. İstemeyi de bilmezken, ne isteyeceğini de bilmezken onları verileceği yerdir. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı mühimme ile yani insana bu verilen ruh, akıl cihazlar ile teçhiz edilen hayat şeceresi zişur hakkında hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsız olmak lazım gelecek. Yani ahiretsiz bu hayat. Akıl nedir? Söyleyecek zaten. Akıl nedir biliyor musunuz? Ben okuyayım. Akıl en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini gelecek zamanın korkularını düşünmekle başımıza bela yapandır. Eğer ahiret yoksa. İnsanı mütemadiyen incitir bir lezzete dokuz elem katar. En musibetli bir bela olur ahiretli olmasa. Akıl gördün mü Ataman? Bir daha eğer ahiret yoksa en büyük nimet olan akıl geçmiş zamanın hüzünlerini, gelecek zamanın korkularını düşünmekle kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemleri kat karıştırdığından en el musibetli bela olur. Olaylar, hadiseler altına kafayı sokuyoruz. Kanserim, tansiyonum var, ben şey yapacak, yaşım gitti, başım gitti. Yani karışma ya. Bela işte, akıl bela. Ama aklın olmasaydı düşünemeyecektin, rahat edecektin. Peki ne yapacağız? Ya deli, hayvan olacağız, aklımızı çıkaracağız. Bu elimizden gelmiyor. Veya aklımızı imanla başa alacağız. Hayatın hayatı nedir? Hayatın hayatı nedir Abdülkadir? Abdur, İmandır. İmandır. İman var mı? Her şey var. İman yoksa eman da yoktur. İman yoksa eman da yoktur. Taşıyla, e taşı ile toprağı ile ağacı ile her şey hayatta olan darus ahirettir. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı mühime ile teçhiz edilen hayat şeceresi zihur hakkında hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsız olmak lazım gelecek. Ve sermayece burası da çok önemli bunu bir dinleyin. Sermayece insan ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derecede ziyade ve bu kainatın, zihayatın en mühim, yüksek, emniyetli mahluku olan insan, serçe kuşuna göre insan kaç derecede harikayız? 20 derece. Serçe kuşundan 20 derece harikayız. Ama serçe kuşu kadar hayatta rahat değiliz. Serçe kuşunun ölümü yok. İmanı kazanma kaybetme davası yok. Kanseri yok. Ahireti yok. Yok işte ya. imanı kazan. Yok işte hiçbir şey yok. Daha harika cihazlarla yaratıldım. Onun kadar mutlu değilim. En mutlu hayvanlardır. E biz de hayvan olalım. Elimize geçmiyor. Ben sana kaç defa dedim diyor usta. Hayvan olamaz. Kaç defa dedim olmayacaksın olamaz. E ne yapayım? O zaman imanla aklını başına al. Hayvan arkasına geç. Buna vücut rengini verme. Onu anlatmaya çalıştım şunlar. Bu boşluk ya kendine vücut rengini verme onun belasını çekiyoruz bedene ben demişiz. Onun için buna gelen musibetleri bana oldu zannediyoruz. Boşluğa bak bakalım kim var? Ha o sensin. Bu kim? Bunu kullanıyorum işte. E gömlek yırtıldı, bu da yırtıldı işte. İşte boşluğa bak o. Oh. E bu kim? Bu biz zannetmişiz ben. Buna ben zannetmiş. E bu nereye girdi? Toprağa. O zaman sen ne gireceksin toprağa? Buna ben demenin cezasıdır. Toprağa girmek. Me, bir de okuyayım. Sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derecede ziyade ve bu kainatın ve ziyayatın en mühim yüksek ve emniyetli mahluku olan insan serçe kuşundan saadeti hayat cihetinde 20 derece aşağı düştüğü, düşüp en bedbaht, en zelil bir biçar olacak. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi. Geçmiş zamanın üzümlerini, gelecek zamanın korkularını düşünmekle. Kalbi insani mütemadiyen incitip bir lezzete, bir lezzete dokuz elemleri kat karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise yüz derece batıldır. Demek bu hayat dünyeviye ahirete iman rüknünü kati ispat ediyor. Ve her baharda haşrin 300 binden ziyade nümunelerini gözümüzle gösteriyor. Mesela ağaçların dirilmesi. Hatta Kur'an çok güzel bugün baktım da çok güzel bir misal veriyor. Acayipime gitti yani. Gerçi okumuştum ama e, çöle bak diyor. Hakikaten mümkün değil. Hayatı ortadan kaldıran bir sistem. Çö çöl. Bulutları diyor ee, rüzgara bindiriyoruz diyor. Rüzgarlar getiriyor diyor abaya. Bırakıyoruz diyor. Diriliyorlar diyor. Hakikaten gözüne bak. Oğlum hakikaten dirildi ya. E işte insanda böyle dirilecek. Nedir o? İsrafil işte su. İslamiyet sudur. E ee, su geldi. Oradaki çek çekirdek veya işte rüzgarla gelen bir tohum. Nasıl şey yaptı? Suyla, toprakla, güneşle işte muameleyle ağaç oldu. E yani, usta da diyor ki o çekirdek nasıl ağaç oldu? İnsanın ruhu da ahirete nasıl ağaç olacak? İslamiyet nedir? Suyuyla. İmanın ziyasıyla. Ubudiyet toprağı altında. Evameli Kur'an'ı imtisal ederse dar olan, dar, karanlık, soğuk, tek başına olan şu kabirden insan diriliyor işte. Şu dünya da öyle abiler. Herkesin, herkeste beraber dolaşıyor zannediyorsun ama bu asrın en büyük özelliği velazr. İnnel insan ele fikus. Herkes yalnızlaşmış. Ama karabalık. herkes yalnız. Yalnızlaştırılmış bu asır. Bu kafasında sıkışmış. Akrabasıyla, annesiyle, babasıyla. Bak yalnız. Eve gel, telefon kız odada. Olan da bu odada. Ben salonda, mutfakta da hanım. Ev, evde miyiz yani? Herkes burada. Herkes burada. Yalnızlaştırılmış o asır. Velaz innel insane lefi husr. Ya o asra yemin olsun. E ne olmuş? insan husrandadır ya. Yalnızlaştırılmış asır. Allah Allah. En ufak bir şeyle kısıyoruz, küsüyoruz. Başanıyoruz canım. Tamam canım bir orada bitti. Daha tamam canım ben zaten böyle şöyleydi. Dur ya. Ne oluyor ya? Dur. Allah sana sana bana böyle yapıyor mu? Dur lan. Çekil lan kolum değilsin daha. Diyor mu? Her, her zaman tövbe kapısı açıktır diyor. İyi ki Allah tövbe tövbe bizim gibi davranmıyor ya bize. Bizim gibi bize davran. Vallahi billahi ya Rab sen şahit ol. Haşirde bunlara da hepimize de amin diyenlere de bana da Allah'ım bizim hesabımızı bize verme. Sen kendi hesabını sen gör. Allah'ım zaten hem melekleri de verme vermeyeceksin. Bize de verme. Kendi hesabını kendin gör. Aa cennet cehennem. Hesabını gör. Nereye gider? Gitmek istersen git. Yok 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 Arap yapma. Benden bana daha sen merhametlisin. Benden bana sen daha. Ya Rab Zat-ı Zülcelal'in hürmetine ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevi hürmetine Allah'ım. Allah'lığın hatırına ya. Bizi bizi bırakma. Hesabımızı kimseye götürme. Sen gör ya Rabbi. Sen nasıl yapacağını ben biliyorum. Hissediyorum ama bilmediğim şekilde de muamele et. Ben yani biliyorum ama bildiğim gibi de yapma. Yapmayacaksın. Ona da inanıyorum. Sürpriz yapacak bize. Çünkü niye? Ve beşirille silamet. Müjdele. Ha, müjde bilinmeyen bir şekilde olacak. Bilinmeyen. Müjdeye o denilir. İşçiye denilir mi patron. Patron der mi ki? Müjde lan maaşını veriyorum. Herhalde lan. Müjde olur mu? Maaşımı vereceksin de. Ona müjde denilmez. Ama karşılığı hakkın olmayan bir şey. Müjdele lan size. Allah bilir ne paketi verecek ya. Allah da ve beşirille zinamenu ve salihat. Müjdele onları. Hakkı olmayan bir şeyle muamele yapacağım. Allah müjdesi nasıl olur? Hızır abi şöyle misal verdi. Hasan dedi. Şimdi desem ki Ahmet sen onun yanında kalmıştın. Dedi ki müjdelen bu akşam size şey yarın akşam ziyafet vereceğim. Ekledi. Olan öyle bir şey yok ha misal için söylüyorum dedi. Şimdi ne dersiniz? Hızır, Hızır ziyafet veriyor. Ne olur? Çorbanın yanında bir etli yemek olur. Ama Fatih Sultan Mehmet Hazretleri dese ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Sizlere müjde yarın ziyafet çekiyor. Arnavutköy'de dershanede. Nasıl olur onun ziyafeti? Ona yakışır gibi olur ya. Sultanatına uygun olur. Onun gibi düşünüyorum. Benim gibi olur mu? Ha? Ya müjde size e, yarın ziyafet var desem İmam Bayi'de müftü şaşırdı veremem. Çorbanın yanında bir yemek olur o kadar. Ama Fatim, Fatih dese ki, Fatih Sultan müjde deyince, oo. peki Allah dese ki müjde, ona yakışır gibi olur ya. Böyle bir Allah seni seviyor. E ne itimat etmiyoruz? Çok acayip. Bizi kandırıyor bir köle olan. İçeride bir tane küçük asan var lanet. Benim de başım dertte. Bir tanesi dedi ki, sen bana niye öyle dedin ya dedi. Vallahi doğru söylüyorsun. Doğru söyledi ama niye böyle? Vallahi bana da öyle yapıyordun. Ulan sana söylüyorum dedi. Benim amcam. Ulan sana söylüyorum. Amca vallahi bana da böyle yapıyor dedi. Ulan kim yapıyor sana söylüyorum dedi ya. Küçük Hasan var. Ulan nerede küçük Hasan var? İçeride böyle dedim. Küçük Hasan var. Bana öyle yapıyor vallahi kandırıyor. O yaptırdı dedim. O yaptı. O ağzım o kullandı. O söyledi. Hasbunallah. Hasbunallah. Ulan oğlum delilendin lan? İki tane adam. iki tane misin lan sen? Anne. Hani biz istemedim böyle olmasını. Bir de yapan var. Kim o? Nefsim dedim ya. O Allah şeyini ver. Bende de var lan o dedi. Bir büyük Hasan var, bir küçük Hasan var. Ama bazılarının küçük Hasan büyük Hasan olmuş. Nefis onu yutmuş. Biz çok şükür namaz kıldığımız için kenarda duralım. Şu cümleyi de bitireyim, keseyim. Saatim doldu. Teneffüs de bitti. Demek bu hayatı dünyevi ahirete iman rüktünü katı ispat ediyor ve her baharda haşin 300 binden ziyade nümunelerini gözümüzde gösteriyor. Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ishar eden, hazırlayan, sen daha dünyaya gelmeden bunları dünyada hazır gören sen ve vaktinde sana tekrar yetiştiren incir zamanı şimdi onu kaldıracak, onu getirecek, vaktinde sana yetiştiren, ihmal etmeyen, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen mide ne istiyor? iki buçuk litre. İki buçuk litre mide için Allah küre-i arz sofrasıyla cevap veren Allah. Ruhun, ruhun isteğine nasıl cevap verir? Düşün. Ahirette cevap vermiş. İki buçuk litre ya mide. Bunun memnun etmek için bu kadar enva çeşit nimetlerle cevap veren. Ya ruh midesidir diyor ustad. Ruh da bir midedir. Ona ne ile cevap veriyor? Ahiretle. Ya ben ene ile. Ene de bir şeydir. Zan, zan, ve zat zat. Zat. Zatıyla cevap veriyor. Tayyum ve edecek. Vay be. O kadar merak ediyorum ha. Şimdi Allah'ı görmeyi merak etmiyor musunuz abiler? Şimdi haşa haşa bir yerde böyle bir şey olsa bütün müşkilatı, bütün sıkıntıyı göz kerip gitmez misiniz? Şimdi Bediüzzaman sağ olsa bir yerde, bir devlette gitmez misin? Resulullah sağ olsa görmeye gitmez misin? Ama çok sıkıntılı ya, çok şey. Gene gidersin. Allah'a görmeye, e Allah'a görmek için kabirden geçiliyor. E geçelim kardeşim ya, Allah'a görelim de. Bu yoldan gidiliyor. <gülüyor> Yok, <gülüyor> bu yoldan biraz korkuyorum. Ama Allah'a göreceksin, olsun der misin ya? Allah'ı göreceğiz ya. Hiç merak etmiyor musun? Ustanı, sahibini, patronunu göreceksin. Allah Allah. Ondan sonra diyor gördüğün gibi de geçirmeyeceğim. Bana mı geliyorsun ha? Samimi merak etme. Gördüğün gibi yapmayacağım seni. O devlet şey doktorun elindeki falçatalara, bilmem o neştere falan öyle kesme aletlerine bırak. Ben seni hiç göstermeyeceğim onu. Ne yapacaksın? Uyutacağım. Ne olduğunu bilmeyeceksin. Yukarıda serviste zaten hey, hey kalk ne oldu her şey bitti. Seni de öyle yapacağım. Hatta senin midenin BK ve yaşamak arzusu ile ettiği hususi ve cüzi olan rızık duasını bilen ve işiten vallahi ya İncil'le bana cevap veren Allah'a ne kadar hamd etsem azdır yemin ederim. Ha bayram gülmen. <laughs> vallahi İncil'le cevap veren Allah'a secde etmek lazım. En ufak arzumuzu işiten fiilen cevap veren, hadsiz leziz tamlarla, hasit, hadsiz leziz tamlarla o duanın kabulünü gösteren, yani fıtratım istiyor, cevap veriyor. Bunu gözümüzde önde, ya ağaç beni ne demilecek ya? Buna kabulünü gösteren, mideyi memnun eden, Allah ya mide et parçası ya. Mideyi ya et parçayı memnun eden ruh ne yapar? Mideyi memnun eden ve mutasarrıfı kadir böyle. İstediği gibi tasarruf eden Allah. İyi ki her şeye gücü yetiyor ya. Öyle bir şey inansak ama her şeye gücü yetmese ne yapardık ya? Ustad iş güzel diyor. Cenab-ı Hakk'ın diyor becerikli çok yapıyor çok şükür. İyi ki böyle bir Rabbim var. Şu anda görüyor mu? Görüyor tabii ya. Metsup kulum bir şeyler diyor diyor. Bilmiyorum. Çok şükür elhamdülillah ya Rab. Sen bizim tarif edemediğimiz gibisin. Sen nasıl biliyorsan sen öylesin Allah'ım. Sen subhansın. Subhansın ya Rabbel Alemin. Seviyoruz seni. Hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin. Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat ebediyeye lazım esbabı ishal etmesin. Ve nevi insanın en büyük, en ehemniyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşası ile ve cennetin icadı ile kabul etmesin. Ve kainatın en mühim mahluku Belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve fersi yer ve gökleri çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını ki ebet ebet saadetini işitmeyip küçük bir mide kadar emniyet vermesin, memnun etmesin, yani midenin ihtiyacını duysun ruhun ihtiyacını duymasın küçük bir et parçasının memnun etmek için dünya ile cevap versin. Ruhun beka arzusunu işitmesin. Ahirette cevap vermesin. Haşa. Yüz bin defa haşa. Kemal hikmetini ve nihayetsiz rahmetini inkar ettirsin. Haşa. Yüz bin defa haşa ve kella. Ya Rabbel Alemin. Bu hakikatle aklanmayı nasip eyle. Allah'ım niyetimize göre muamele eyle. Dilimiz sürçmüşse, yanlış ifade etmişsek ya Rabbi Allah'ın hatırına bizi ve bizim sevdiklerimizi bizi de evlad yerlerimizi de af Bizi makar-ı saltanatına makar ebedine bize mesut kıl. Ya Erhamer Rahimin, Ya Kadir-i Zülcelal, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fettah, Ya, ya Rezak-ı Zülcelal, Ya Erhamer Rahimin. Az billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferd, ya Hayy, ya Kayyum, ya Kem, ya Ad, ya Kudüs. İsmi Azam'ın hakkına, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine, Risale-i Nur mecmualarını bastıranları ve okuyanları talebe ve kabul edip hayatına uygulayanları onları sevenleri onların sevdiklerini ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Firdevsi Cennet Firdevs'te saadet ebediye mazhar eyle amin ve hizmet-i ve Kur'an'iyede daim muvaffak eyle amin ve defteri hasanatlarına Risale-i Nur mecmualarının her bir harfine mukabil bin hasene yazdır amin ve nurların neşinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle amin. Ya Erhamer Rahimin umum Risale Nur şakirtlerini iki cihanda mesut eyle amin. Onları, onları sevenleri ve onların sevdiklerini, usul ve furularını insi ve cinli şeytanların şerinden muhafaza eyle amin. Ve bu aciz ve bu çare Said'i yani ustadımızı da kusuratlarını afeyle. Ya Rabbel Alemin şanına nasıl yakışıyorsa ona öyle muamele et ya Erhamen Rahimin. Ve ahirde vahum en Rabbil Alemin. El Fatiha salavat.